Abla. Hı. Bunlar hep burada mı kalacak? Yok canım, olur mu öyle şey? Ne olmuş abla? Adam kovmuş mu bunları? Biliyorsun bu çocuk biraz saf canı. Garibime kandırmışlar. Hay Allah. O kadar üzüldüm, o kadar içim acıdı ki sabahı sabah ettim. Abla, bunların o suratsız kız kardeşleri de kaçıp evden buraya gelmesin. Yok artık, Allah yazdıysa bozsun. Vallahi bilmem, olur mu olur. Hah, kıvılcım da o zaman delirir. Günaydın. Günaydın. İyi uyudunuz mu? Vallahi bebekler gibi mışıl mışıl uyuduk. Bize bu ev çok iyi geldi. Vallahi hiç gitmeye niyetimiz yok. Size yardım etmeye geldim. Yok yavrum, biz hallederiz, alışkınız. Yok olur mu öyle şey? Ya madem beraber yaşıyoruz, ben de ev işlerine yardım edeceğim. Değil mi? Ben yaparım. Aa, olur mu öyle şey, ben yaparım. Ama siz misafirsiniz. Ant içtim ölümü gör. Yok siz benim ölümü görün canım. Vallahi ben... Sevilay, çekiştirmeyi bırakır mısın? Yardım etmek istiyorsa etsin bakalım. Evet, bir bana bırakın. Bir görün marifetimi. Ay! Ay, 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 ay. Sönmez anne. Sevilay, bez ver. Ya kusura. Yok yok, olur böyle şeyler. Otur yavrum sen, otur. Hatta bak, üstün başın şimdi lekelenir. Ay. Hadi kalk git sen salona. Salonda otur yavrum, hadi. Ben kek falan mı yapsam? Olmaz. Çünkü şey, tatlı bir şeyler vardı evde. Fazla gelir yavrum. Hadi sen salona. O zaman bir şey ihtiyacınız olursa söyleyeyim, ben salondayım. Tamam, tamam, tamam. Abla şu üstüm başım battı ya. Ay, 5 dakikada mutfağa hallaç pamuğu gibi attı. Öf. Gideyim bir üstümü değiştireyim ben. Ben de burayı toparlayayım abla. Öf. Ev ahalisi nerede? Sönmez teyze ve Sevilay kahvaltı hazırlıyorlar. Sen niye yardım etmedin? İstemediler Mustafa. Ya amma kıymetli mutfakları varmış. Bence bu Sönmez fazla titiz biri. Olur mu ya öyle şey? Ben bir bakayım. Aman aman, iyi git. Sana da mutfağa gitmek için bahane oluyor. Domates doğra dedik, bütün mutfağı salça yaptı ya. Şuraya bak, masa örtüsünün halini. Günaydın. Günaydın Mustafa. Nasılsın? İyiyim, sağ olun, hamdolsun. Siz? İyiyim. Yardım etmeye geldim. Yok. Aman oğlum, sen salonda otur git. Olur mu öyle şey? Ben hem çok severim yemek yapmayı. Ne yapayım? Domates doğrayayım mı? Mustafa, sen aşçı gibi doğruyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Sönmez anne, babam bizi yazları otelde çalıştırırdı. Ben de mutfakta başladım. Çok istiyordum iyi bir aşçı olayım ama babam izin vermedi. Her işte bir hayır vardır. Tamam, omlet de yapayım mı? Yap bakalım. Günaydın. 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 Günaydın kızlar. Günaydın. Oo, bu sofra ne böyle? Hallayı ben de ona bakıyordum. Nilay, bunlar senin eserin mi? Mustafa'nın. Nasıl ya? Evde hiç böyle şeyler yapmıyordu. Burada kendini buldu diyelim. Hayırlı sabahlar. Mustafa günaydın. Vallahi ellerine sağlık. Ya bu bir şey değil daha ya. Gördünüz mü Mustafa'nın marifetlerini? Vallahi bayılır mutfak işlerine. Size bir sır vereyim mi? Evde kahve yapacak bir insan yoksa ben kahve bile içmiyorum. Onu biz anladık. Teşekkür ederiz, güzel bir sofra olmuş. Ne demek ya, afiyet olsun.
Tamam, ben arkadaşımı buldum. Bugün mutfak bizim. Akşam yemeğini de Mustafa ile birlikte hazırlayacağız. Bana uyar vallahi. Ay batmış buralar. Biraz kırıntı olmuş ya. Dur bakayım. Hah, şimdi oldu. Sen buraya elektrik süpürgesiyle bir geçersin ha. Bunlar mutfakta ne yapıyor Allah aşkına? San Sebastian cheesecake. Mustafa'cığım, sende ne cevherler varmış. Oho, sormaz anne. Bu daha bir şey değil. Ben neler yaparım. Maşallah, elinde çok yatkın. Çok istedim ünlü bir şef olayım diye ama... nasip değilmiş. Niye öyle söylüyorsun? Daha çok gençsin. Belki ileride olursun. Hiçbir şey için geç değil. Öyle mi diyorsunuz? Vallahi bir iki kere bizimkileri söyledim ama babam güldü. Annem de delirme oğlum, sen Abdullah Ünal'ın oğlusun dedi. Yakıştırmadılar herhalde beni mutfağa. Bence çok yanılmışlar. Yanılmışlar ama, değil mi? Net. Yanılmışlar.